Sevgili öğrenciler, herkese merhaba. Ben Aleyna Demirkaya. Bugün birlikte 3. sınıf Türkçe dersi Sevginin Gücü adlı metni işleyeceğiz. Şimdi birlikte neler öğreneceğimize bakalım. Dinlediklerine yönelik sorulara cevap verme, vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuma, anlamlı ve kurallı cümleler yazma. Bugün bunları öğreneceğiz. Metnimize geçmeden önce birlikte hazırlık çalışmalarımıza bakalım mı? Şimdi size bir soru soracağım. Bunu iyice düşünmenizi istiyorum. Kendinize arkadaşlarınızın yerine koyarak onların duygularını, düşüncelerini ve isteklerini anlayabilir misiniz? Hadi hep birlikte bunu bir düşünelim. Eğer sorunun cevabını kendinize verdiyseniz, şimdi buradaki etkinliklerimizi yapalım. Okuldan arkadaşın seni ziyarete geldi. Nasıl hissedersin? Şimdi bunu iyice düşünün ve nasıl bir hal takınırsınız? Bunu buradan işaretleyelim. Bakın burada gülen suratımız var. İfadesiz surat, kızgın surat, gülen surat ve üzgün suratımız var. Şimdi bunlardan birini işaretleyelim. Ben çok sevinirim, çok gülerim. Bunu işaretliyorum. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşının oyuncağı kırıldı. Kendini nasıl hissedersin? Düşünüyorum. Siz de düşünün. Ben çok üzülürüm. Siz de cevabınızı verdiyseniz hep birlikte metnimize geçelim. Noktalama işaretlerine dikkat ederek Sevginin Gücü adlı metni şimdi sizlere okuyorum. Beni dikkatlice dinleyin. Ali, Sevgi kasabasında yaşayan küçük bir çocuktu. Sıcak bir yaz gününde arkadaşları Hazal ve Can'la güneşin tadını çıkararak dondurma yiyorlardı. Dondurmaları bittikten sonra top oynamaya karar verdiler. Mutlu bir şekilde oynarlarken Hazal ve Can'ın anneleri onları eve çağırdı. Üzülerek eve doğru yürüdüler. Ali eve gitmedi çünkü top oynamak onu çok mutlu ediyordu. Tek başına da olsa saatlerce top oynayabilirdi. Bir anda topu yola kaçtı. Topu almaya giderken karşıdan gelen araba Ali'ye çarptı. Ne yapacağını bilemeyen şoför, kazanın yarattığı telaşla Ali'nin ailesine haber vermeyi unutup Ali'yi hastaneye götürdü. Ali tedavi edildi. Ailesinin numarasını acil durumlar için ezberlemişti. Numarayı söyledi. Ailesine haber verildi. Ali'nin ailesi bu arada meraktan mahvolmuşlardı. Bir yandan sokak sokak Ali'yi arıyorlardı, diğer yandan ise jandarmaya haber veriyorlardı. Telefon gelince koşarak hastaneye gittiler. Oğullarının iyi olduğunu görünce çok sevindiler. Ali'nin bir haftalık tedavisi tamamlanınca taburcu edildi ve evine döndü. Dinlenmesi gerekiyordu. En üzücü tarafı ise Ali eskisi gibi top oynayamayacaktı. Çünkü kazadan dolayı bacağında bir sorun oluşmuştu. Topallayarak yürüyebiliyordu. Tedavi sürecinde okula gidemeyen Ali'nin okula gitme vakti gelmişti. Ama Ali okula gitmek istemiyordu. Arkadaşlarının onunla dalga geçeceğine kendini inandırmıştı. Ayrıca eskisi gibi top oynayamayacağı ve koşamayacağı için oyunlara alınmayacağını da biliyordu. Ali'nin hüngür hüngür ağladığı bir gün annesi onun yanına geldi. Canım oğlum, kendini daha fazla üzmemelisin. Senin arkadaşların duyarlı çocuklardır. Seni üzmek istemezler. Eminim kendilerini senin yerine koyacaklar ve sana o şekilde davranacaklar, diyerek oğlunu teselli etmeye çalıştı. Ali'nin annesinin sözlerinden sonra kendini iyi hissetti. Fakat kaygıları sona ermiş değildi. Annesi Ali'yi rahatlatmaya çalışırken kapı çaldı. Gelenler Can ve Hazal'dı. Onları görmek iyi gelmişti. Can ve Hazal'la sohbet ettikten sonra onları yolcu edip sabaha okula gitmenin heyecanıyla uykuya daldı. Sabah uyandı. Kahvaltısını yapıp bir güzel hazırlandı. Okulun yolunu tuttu. Ali okulun bahçesine geldiğinde bir taraftan bacağını tutuyor, diğer taraftan da ona bakan biri var mı diye etrafına bakıyordu. Kaygılı bir şekilde kapıdan girdi. Gözleri dolmuştu. Yavaş yavaş merdivenleri çıkmaya başladı. Aklından geri dönmeyi geçirdi. Fakat dönemezdi. O
kadar yol gelmişti. Etrafta arkadaşlarını da göremedi. Acaba neredeler diye düşündü. Hatta okula geç kaldığını bile sandı. Saatine baktı. Artık sınıfa gelmişti. Derin bir nefes aldı. Tüm cesaretini toplayıp sınıfın kapısını açtı. Bir de ne görsün? Arkadaşları hep birazdan "Geçmiş olsun Ali, hoş geldin, seni çok özledik." diyerek Ali'yi karşıladılar. Ali havalara uçtu. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Bir kez daha anladı. Her ne olursa olsun kimse dış görünüşüne göre yargılanmamalıydı. Sevginin gücü her şeye yeterdi. Evet çocuklar, metnimizde okuduk, iyice anladık. Şimdi etkinliklerimize geçebiliriz. Birinci etkinliğimiz soruları metne göre cevaplama. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz, Ali'nin en sevdiği oyun nedir? Sizler de iyice hatırlayın. Tamam. Aklınıza geldiyse söylüyorum. Ali'nin en sevdiği oyun top oynamaktı. Şimdi ikinci sorumuza geçtik. Ali'nin en yakın arkadaşlarının isimleri nelerdi? Bunlar Hazal ve Can'dı. Bunu da güzelce kitabınıza yazın. Üçüncü sorumuz, Ali'nin başına gelen kötü olay nedir? Bunu da hatırlarsanız, Ali'nin topu sokağa kaçmıştı, yola kaçmıştı. Ali de bu topu almak için topun peşinden gitmişti. Ve o sırada Ali'ye araba çarpmıştı. Başına gelen kötü olay buydu. Şimdi dördüncü sorumuza geçtik. Ali neden okula gitmek istemiyordu? Bunu düşünelim, siz de iyice düşünün. Söylüyorum. Ali'nin okula gitmek istememesinin sebebi ayağında oluşan aksaklık sonucu topallamasıydı. Topalladığı için de arkadaşlarının onunla oyun oynamayacağını, Ali ile dalga geçeceğini düşünüyordu. Bu yüzden de okula gitmek istemiyordu. Tamam. Dördüncü sorumuza da cevap verdik. Şimdi beşinci sorumuza geçelim. Ali iyileşip okula döndüğünde sınıf arkadaşları nasıl tepki vermişlerdir? Ali okula çekine çekine gitmişti hatırlarsanız. Kapıyı açtığında arkadaşları hep birazdan "Hoş geldin Ali, geçmiş olsun." diye Ali'yi karşılamışlardı, alkışlamışlardı. Bu şekilde tepki vermişlerdi. Şimdi altıncı sorumuza geçtik. Bu metinden nasıl bir sonuç çıkardınız? Şimdi bu sorunun cevabını kendinize vermeniz lazım. Ve defterinize yazın. Evet. Bugün diğer bir işleyeceğimiz konu hikayenin unsurları. Hikaye 4 unsurdan oluşmakta. Olay, kişiler, yer ve zaman. Şimdi bunları teker teker inceleyelim. Olay, hikayede üzerine söz söylenen yaşantı veya durumdur. Kişiler, olayın yaşanmasında etkili olan ya da olayı yaşayan kişilerdir. Yer, olayın yaşandığı çevre veya mekandır. Bulunduğu yer. Zaman ise olayın yaşandığı dönem, an, mevsim veya gündür. Anladık mı? Şimdi çocuklar, ikinci etkinliğimize geçiyoruz. İkinci etkinliğimiz hikayenin unsurlarıyla alakalı. Biraz önce okuduğumuz Sevginin Gücü adlı metnin hikaye unsurlarını belirleyeceğiz. Başlıyoruz. Olay. Olayımız neydi? Ali'nin kaza geçirmesi, kaza sonucu bacağında bir sorun oluşması ve bu sorunun sonucunda göreceği tepkiden korkmasıydı. Şimdi kişilerimize bakalım. Kişiler, Ali baş kahramanımız. Hazal, Can ve Ali'nin annesi, Ali'nin sınıf arkadaşları ve Ali'ye çarpan şofördü. Evet, yerimize bakalım. Yer de Sevgi kasabasıydı. Zaman bir yaz günüydü. Hatırlarsanız metne başlarken Ali ve arkadaşları birlikte dondurma yiyorlardı. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Şimdi bugün neler yaptığımızı göz gezdirelim. Tekrar bir inceleyelim. Sevginin gücü.
Gücü adlı metni okuduk. Metinle ilgili sorularımızı cevapladık. Hikayenin unsurları konusunu işledik. Daha sonra okuduğumuz metindeki hikayenin unsurlarını belirledik. Evet, bugün çok güzel şeyler yaptık. Sizin de anladığınızı düşünüyorum. Konumuzla alakalı size bir ödev vereceğim. Kitabınızın 15. sayfasındaki 9. etkinliği yapmanızı istiyorum. Bu etkinlik hikaye unsurlarıyla alakalı. Size kişileri, olayı, ana düşünceyi ve mekanı ben verdim. Siz de bununla ilgili bir metin yazacaksınız. Yani burada yaptığımızın tam tersini yapacaksınız. Şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.